Hatme-i Nakşiye'de bir mescitte birbiriyle alakadar heyet-i mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Bakın mesela Nakşi tarikatın hatmesi var. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 100 kişi, 5000 kişi duruma göre tarikatın büyüklüğüne göre değişiyor. Oturuyorlar. Serzakir var. Ya hak diyor. Hepsi başlıyor. Ya hak, ya hak, ya hak. Ya hay diyor. Ya hay. Ya hay ama öyle bir ruh etkileşimi oluyor ki ruhlar birbirlerine öyle muazzam bir şekilde yani çarparak feyzi artırıyor ki aynaların birbirlerine çarpması ve o boyutu genişletmesi gibi millet çok zevk alıyor, şevk alıyor. Peki tezbihattan ben niye zevk alarak yapamıyorum? Yalnız olduğum özellikle vakitte mesela. 3-4 kişi namaz kıldı. Bakıyorsun ki böyle çok böyle bir ağır atmosfer. Ondan sonra çekiliyorum. Biraz daha vaziyetim böyle rahatlar, Yine tesbihat yapam da o bile olsa Allah mübarek etsin. Ama niye o feyzi alamıyoruz? Bakın. Üstad diyor ki çünkü insanlar az olunca ve böyle bir hatme-i nakşiye gibi bir vaziyet olmayınca o feyz, o zevk, o nur kayboluyor. Adeta bundan dolayı da fazla zevk almadığım şey de fazla insan yapmak da istemiyor. Çabuk tezbihatı bitirelim. Ya da tezbihat yaparken bir taraftan telefonlarımızla oynuyoruz mesela. Bu hem benim yaptığım hem de gördüğümüz manzara bu. Ha. Şevk alarak yapmanın sırrını burada öğreniyoruz. Şevk yapmak için, almak için. Feyz almak için yol ne? Nasıl ki katmeyi nakşiyede böyle nurani bir vaziyet hissediliyor. Kalbi hüşyar, uyanık olan bir zat. Kalbi hüşyar, uyanık olan bir zat. Namazdan sonra Subhanallah, Subhanallah deyip tezbih çekerken o daire-i zikrin reisi olan Zatı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam'ın muhacerisinde 100 milyon tesbih edenler tesbih elinde çektiklerini manen hisseder. O azamet ve ulviyetle Subhanallah Subhanallah der.